Bilim Çocuk Dergisi'nin Mart sayısından bahsedeceğim. Bu ay dergimizde yine her zaman olduğu gibi çok ilginç bilgiler bulunmakta. Ben size birkaçından bahsedeceğim. Tabii yine dergimizde sorun söylenir bölümümüz mevcut. Hazırsanız dergimizi incelemeye başlayalım. İlk benim ilgimi çeken şey beynimizin yansıtıcıları, aynı nöronlar. Burada bir okuma metni. Karikatür deniyor buna. Karikatürü sizlere okuyacağım. Sonrasında da bu konu hakkında biraz bilgi vereceğim. Beynimizin yansıtıcıları, aynı nöronlar. Nalan Hanım, Beyza ve Ahmet'i sinemaya götürmek için söz vermişti. Ahmet heyecanla kalktı ve ablasını uyandırmaya gitti. Beyza uyandığında kardeşinin heyecanını gördü. Onun da kalbi güm güm atmaya başladı. Haydi çocuklar, kahvaltı hazır. Nalan Hanım henüz uykulu olduğu için kahvaltı yaparken ağzını kocaman açarak uzun uzun esnedi. Bunu gören Beyza ve Ahmet de esnemeye başlayınca hep birlikte güldüler. Ahmet bağcıklarını bağlayan ablasının bunu nasıl yaptığını izledi ve sonra kendi bağcıklarını bağladı. Radyoda Beyza'nın tuttuğu futbol takımının maçı vardı. Spiker heyecanla maçı anlatıyordu. Beyza tüm dikkatini maça yönlendirdi. Kalp atışları giderek hızlandı. Birden stadyumdaki tüm insanlar birlikte bağırdı. Gol! Ailece sinema salonunda yerlerine oturdular ve film başladı. Filmde bir mucidin yaşam öyküsü anlatılıyordu. Mucit, uzun zaman üzerinde çalıştığı icadının bir parçasını yanlışlıkla kırdı ve ağlamaya başladı. Bunu gören Ahmet ve Beyza'nın da gözleri yaşardı. Neyse ki film mutlu bitti. Ahmet ve Beyza sinemadan yüzlerinde kocaman birer gülümsemeyle çıktı. Çocukların mutlu olduğunu gören Nalan Hanım da çok mutlu oldu. Arkadaşlar burada yansımayı, yani ayna görüntüsü gibi bir şey anlatıyor. Yani mesela burada Nalan Hanım esniyor, ardından çocuklar da esnemeye başlıyor. Burada Beyza arabadayken stadyumdaki herkes gol diye bağırınca Beyza da çok seviniyor. Ve filmde de sinemada da aynı şekilde mucit üzülüyor, çocuklara da yansıyor. Bunlara aynı nöronlar deniyor. Ve dergide de hep yer alan hayvanlarla ilgili bir bölüm var. Her ay farklı bir hayvanı tanıtıyor. Bunlardan da size bahsetmek istiyorum. Bu ayki hayvanımız karakulak. Yakın zamanda Muğla'da görülmüş ve soyu tükenmekte olan bir hayvan. Kedigiller ailesinde yer alır. Afrika ve Asya kıtalarında yaşar. Genellikle kulaklarıyla tanınan bir kedi türüdür. Açık alanlarda, ovalarda yaşayabilir. Sıcak ve kuru iklimlere sahip her yerde yaşamayı tercih eder. Etçildir, kemirgen ve küçük memeli hayvanlarla beslenir. Ve bir anne karakulakın 1 ila 6 yavrusu olur. Onları artar büyüdükten sonra kendilerini yaşamayı tercih ederler. Geceleri aktiflerdir. Geceleri yani çok uyumazlar. Ve dediğim gibi kulaklarıyla tanınan bir hayvandır. Buraya da muhtemelen resmini koyuyorum. Ve tabii ki yine hepimizin sevdiği ve yine videomda yer bıraktığım sorun söyleyelim bölümüne geldim. Bakalım bu ayki sorumuz neymiş? Karanlık madde nedir? Karanlık madde var olduğu bilinen ancak doğrudan gözlemlenemeyen bir madde. Çünkü herhangi bir ışık yaymaz, yansıtmaz ya da soğurmaz.
Yani bu madde gökbilimcilerin temel veri kaynağı olan ışıkla etkileşmediği için onun ne tür madde olduğunu anlamak zorlaşıyor. Karanlık maddenin varlığını kanıtlayan açıklamaların kimi ışığın büyüklemesiyle, kimi de kütle çekim kuvvetiyle ilgili. İşte bunlardan biri gök adalarında gök cisimlerinin büyük çoğunluğu, kütle çekim kuvvetinin fazla olduğu merkeze yakın yerlerde dolanır. Merkeze yakın gök cisimlerinin hızlı, uzak olanların ise daha yavaş hareket etmesi gerekirken uzaktakiler beklenenden daha hızlı hareket eder. Bu duruma karanlık maddenin sahip olduğu kütle çekiminin neden olduğu düşünülüyor. Karanlık maddenin varlığını gökbilimci Friedrich Zwicky buldu. Sert kümesini oluşturan yaklaşık 1000 gök adanın kütlesini ışıklarından yola çıkarak hesapladı. Yaptığı diğer hesaplarda bulunduğu kütle miktarıyla bu ölçüm arasında büyük kütle farkı olduğunu gördü. Sonra da gözlemleyemediği bir maddenin gök ada kümesinde var olduğunu öne sürdü. Yıllar boyu yapılan pek çok çalışmayla bu maddenin varlığı doğrulanabildi. Hubble uzay teleskobunun görüntülendiği halka benzeri bu yapı, karanlık maddenin en güçlü kanıtlarından biri. Çünkü içteki koyu mavi bölgede bulunan gök adalarının biçimleri beklenen farklı görünüyordu. Evrenin %27'si karanlık madde, %68'i karanlık enerji, %5'i görünür maddeden oluşur. Görünür madde gökada, kara delik, kuyruklu yıldız, bulutu gibi bilinen tüm gök cisimleridir. Arkadaşlar bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada tekrardan hatırlatmak istiyorum. TÜBİTAK'ın Meraklı Mine Bilim ve Teknik ve Bilim Çocuk 3 dergisi mevcut. Küçükler için Meraklı Mine, büyükler için Bilim ve Teknik. Normal ortaokul, ilkokul gibi çocuklar için ise Bilim Çocuk tercih edilmektedir. Eğer abone olursanız 3'ü birden %95 TL ve bu her yıl 1 yıl içinde geliyor. Sadece Bilim Çocuğa abone olursanız da 75 TL. Bu şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. İsteyenler dediğim gibi Bilim Çocuk dergisine abone olabilir. Hoşça kalın, bilimle kalın.